Derya Gündüz. Sevimli Derya. Richard Dawkins'in özelliği nedir? Gider çocuklarla tartışır. Rahiplerle tartışır. Katolik rahiplerle tartışıyor. Protestanlarla tartışıyor. Hahamlarla tartışıyor. Liseli gençlerle tartışıyor. Dünyada tartışamadığı tek bir kişi var. Bil bakayım kim? İnşallah. Kim? Siz. Yani. Buldozer gibi ezeceğim denemin. Yiğit Bulut dedi gel buraya Türkiye'ye. Her şeyini karşılayacağım dedi. Her türlü imkanı sağlayacağım dedi. Para da vereyim demiş. Asla kabul etmiyor. Biz gelelim diyoruz, onu da kabul etmiyor. 10 yaşında, 15 yaşında çocuklarına tartışıyorsun. Bütün rahiplerine tartışıyorsun. Din adamlarına tartışıyor. Müslümanlarla da tartışıyor. Müslüman hocalarla da tartışıyor. Beni gördün mü? Pılıyı pırtıyı toplayıp pır kaçıyor. Demek ki efendim asfalt yaparken bir şeyler oluyor. Bir silindir denen olay var biliyor musun sen? O tarz edeceğimden emin. İnşallah. Evet. Hocam buyur anlat. Tabii hocam inşallah. İngiltere'de aralarında Richard Dawkins'in de bulunduğu önde gelen bilim adamları hükümeti okullarda yaratılışçılık görüşünün öğretilmesine ilişkin kuralları sıkılaştırmaya çağırmış. Guardian gazetesinde çıkan habere göre bilim adamları okullarda yaratılışın bilimsel bir görüş gibi sunulmasının kabul edilemez olduğunu ifade etmişler. Dawkins ise evrimin çocuklara 5 yaşından itibaren öğretilmesi gerektiğini savunmuş. Hatta evrim teorisi değil, bir olgu olarak adlandırılması gerektiğini söylemiş. Ancak 2009 yılında yapılan bir araştırma ise İngiltere'de yetişkinlerin yarıdan fazlasının bilim derslerinde evrimle yaratılışın aynı anda öğretilmesi gerektiğine inanıyormuş. Guardian gazetesi İngiltere'deki bu oranın Amerika'dan çok daha yüksek olduğunu dile getirmiş hocam. Evet, yorumla. Dawkins'i siz zaten az önce söylediğiniz sözlerinizle inşallah fikren yerle bir ettiniz. Evrim teorisi de fikren yerle bir edildi artık. İngiltere'de de aslında tamamen mağlup olmuş durumda evrim teorisi bilimsel olarak. Yaratılış atlası tam bir atom bombası etkisi yaptı. Hem Avrupa'da hem Amerika'da artık bundan sonra herhangi bir iddiaları olamaz zaten inşallah. Olamaz ve olamayacaktı. Olamayacak inşallah. Çuvala koyup denize attık artık. İnşallah. Konu bitti inşallah. İnşallah. İngiltere'nin en ünlü ateist filozof ve yazarlarından olan Alan de Botton yaptığı bir röportajda Dawkins gibi kişilerin din karşıtı olduklarını, bu kadar bağırmalarının ve yüksek sesle ilan etmelerinin sebebinin bu konuyla ilgili kendi içlerinde çözemedikleri bir şeyler olduğunu gösterdiğini söyleyerek Dawkins'in haşa Tanrı yoktur deyip durması sence de biraz tuhaf değil mi? İnanmıyorsundur ama inananlarla dalga geçmenin bir manası yok şeklinde konuşmuş hocam. Dalga geçmek. Dalga geçtiğini zannetmek ayrıdır, dalga geçmek ayrıdır. İnşallah. O elma yana yan neşeli bir hayat yaşıyor. O dalga geçmek, dalga geçtiğini zanneder. İnşallah. İnşallah. Efendim, Derya Hanım. Richard Dawkins'in efendim ondan bundan tartışması konuşmasını yorumlamış. Şimdi o tartışma filmi vardı liseli gençler. Yani onu bir tane gösterelim Dawkins'in. Bir de nasıl böyle bir şey sorulduğunda apışıp kalıyor. Onu bir gösterelim. İnşallah. Yani insanlar onun gözünü büyütmüşler ama ben onun perdesini kaldırdım. Ve şu an Dawkins'i kimse o anlamda kale almıyor. Eski gücü kalmadı. Eskiden bayağı onu efsane gibi görüyorlardı. Perdesini her kaldırdığımı aa bu mu ya falan diyorlar. İş bitiyor. İnşallah. Ya şey demeyeyim ya, yayınla bakayım ona bir görsün gençler. İnşallah. Birazdan yayınlayabileceğim hocam. Birazdan. İnşallah. Evet. Adam her konuda köşeye sıkıştı. Daha önce bol bol İstediği gibi her şeyi anlatabiliyordu. Proteinler tesadüfe meydana gelir diyordu. İşte çorba ortamında veya çamur çorbasında oluştu falan diyordu.
Biz Avrupa'ya yaratılış atlasını bol miktarda gönderince bütün Avrupalılar uyandılar. Bu proteinler nasıl oluyormuş tesadüfen anlat bakalım dediler. Ya abi olamaz tabii dedi. E nasıl oluyor peki dediler. Uzaylılar yapıyor abi diyor. Özetle bu. Uzaylılar kim yapıyor deyince televizyon kapanınca bir ses var ya böyle. Çın. Boşluk sesi o kadar. Bak sırf proteinden daha onu bitirdim ben. Yani Türkiye'den oturduğum yerden adamı dümdüz ettim. Karşılaşmama gerek yok da sırf hükmen nasıl ezdiğimi göstermek için aslında biraz da zevkine yapmak istiyorum olayı. Başka bir şey yok yani. Yoksa zaten ben onu yurt dışından insanları bilinçlendirerek ezdim zaten. Yani ona soruyu soranları ben eğittim zaten. Benim kitaplarımdan eğitildiler. Evet. Benim kitaplarımdan sordu. O adamlar bilmiyordu ki proteinin tesadüfe meydana gelemeyeceğini bilmiyorlardı. Biz öğrettik. Bizden sonra onlar uyandı. Hı. Yaratılış atlasını gönderdiğim kişi onu sorgulayan adam. Tamam, bakalım. Well then, who did create the heavens and the earth? Why do you use the word who? You see, you immediately beg the question by using the word who. Well then, how did it get created? Well, by a very slow process. Well, how did it start? Nobody knows how it got started. We know the kind of event that it must have been. We know the sort of event that must have happened for the origin of life. What was that? It was the origin of the first self-replicating molecule. Right, and how did that happen? I told you we don't know. So you have no idea how it started? No, nor has anybody. Nor has anyone else. What do you think is the possibility that that intelligent design might turn out to be the answer to some issues in genetics or in Darwin evolution? It could come about in the following way. It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. Now, that is a possibility and an intriguing possibility. Mm. And I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology, you might find a signature of some sort of designer. Wait a second. Richard Dawkins thought intelligent design might be a legitimate pursuit? And that designer could well be a higher intelligence from elsewhere in the universe. Well, but that higher intelligence would itself have had to have come about by some explicable or ultimately explicable process. It couldn't have just jumped into existence spontaneously. That's the point. So Professor Dawkins was not against intelligent design, just certain types of designers, such as God. So the Hebrew God, the God of the Old Testament, he doesn't exist in your view? Certainly, I mean, that would be a very unpleasant problem. Ben Stein'e ben yaratılış atlasını gönderdim. Bak çok detaylı okumuş. Ne kadar kendini emin sorguluyor görüyor musun? Ve nasıl dağıldı karşısında. Sonra da uzaylılar yaptı dedi. Hani tesadüfen oluyordu? Hani evrim tesadüflere dayanıyordu? Bak nasıl kabul etti yaratılışı? Nasıl kabul etti şuurlu bir varlığın Allah'ın yarattığını dolaylı olarak kabul etmiş oldu. Yani tesadüfü kabul etmedi. Şuurlu bir gücün, akıllı bir gücün yaratması diyor. Evet. Tesadüfen olamaz diyor. Şuurlu, akıllı gücün adı nedir? Allah'tır. Şimdi ona onu da dedirteceğim. İnşallah. Bak en güvendiğiniz kale bile küt aşağı gitti. Benim tartışmama gerek yok. Benim eğittiğim insanlar zaten ondan tartışıyor. Ortaokul çocukları bile yeniyor bunu. Tabii. Liseli gençlerin tabii onlar bile yeniyorlar yani. İnşallah. Gelsin. Türkiye'de herhangi bir liseye gelsin. Pestilini çıkarırlar onun anında. Herhangi bir üniversiteye gelsin pestilini çıkarırlar. Gençler cin gibi maşallah. Bir yerde müzik sesi geldi. Hocam Dawkins'in ilgili videosu var.
That's a beautiful ammonite. That's really beautiful. Adamın halini gördünüz işte. Tabii. Komaya soktum işte, uzatacak bir şey yok. Adam daha ne dersi işte, tesadüfen olamaz diyor. Yani Darwin'in dediği gibi değil diyor. Mümkün değil diyor. Yüksek bir aklın, çok yüksek bir şuurun yaratmasına olabilir ancak protein diyor. Olsa olsa uzaylılar yapmıştır, başka nasıl açıklayalım diyor. Bir Allah diyemiyor adam. O kadar. Bitmiş yani olay.